Sınırın öte yanı ateş altında. Silah çatışma sesleri çok yakında. Türk askeri ise Hatay'da sıfır noktasında alarmda. Tamam, kaldırdım şurada, bak kaldırdım. Gördün mü uşağı? Abi bizim jetler geldi. Hacıpaşa'dayız. Hemen karşımızda Suriye'nin Azberin köyü var ve çok şiddetli çatışmalar var. Günlerdir sürüyordu çatışmalar. Azmerin köyü dün bombardıman nedeniyle kalın bir duman bulutu altındaydı. Bugün daha da şiddetlendi. Suriye'nin savaş helikopterleri gün boyu sınırda Azmer'in üzerinde uçuştaydı. Hedef muhaliflerdi ama Türkiye alarmdaydı. Muhalifler köyü almaya çalışıyorlar. Hemen üstünde ise Suriye helikopterleri dolaşıyor. Yaklaşık 500 metre kadar uzaklıkta Türk sınırına ve işte o helikopterler için Türk jetleri havalandı ve bir önleme uçuş yaptı. Dön. Tamam, kaldırdım şurada, bak kaldır. Gördün mü uşağı? Abi bizim jetler geldi. İki Türk jeti önleme uçuşu yaptı. Esad'ın helikopterlerini uyardı. Türk savaş uçakları yaklaşık bir dakika kadar bölgede kaldılar. Rahatlıkla karşı taraftan da hem duyuldular hem de görüldüler. Suriye helikopteri de tahmin ediyoruz ki gördü, fark etti ve hemen ardından da köyün üstünden hızla uzaklaştı. Türk askeri sadece orada değil, sınırda, her yerde. İşte Şanlıurfa. Burası 2. Hudut Tavuruna bağlı Mürşitpınar Sınır Karakolu. Karşısında hemen Kürtlerin kontrolünde bulunan Suriye'nin Koban ilçesi var. Karakol bahçesinde ise zırhlı araçlar, tankların, namlularının da Suriye'ye doğru çevrili olduğunu görebiliyoruz. Yüzlerce tank Akçakale'de, Ceylanpınar ve Suruç'ta sıfır noktasında sıra sıra dizildi, mevzilere yerleşti. Namlular Suriye'ye çevrildi.